Arkadaşlar merhaba. Bugün size YouTube'daki videoların sonuna önerilen videoların nasıl eklendiğini göstereceğim. Bir örnek göstereyim. Videonun sonuna geldi. Şu şekilde iki tane size tavsiye edilen video çıkarıyor. Bu benim kendi kanalımdaki bir şey. İçerik sütüyosuna giriyoruz. Buradan videoyu düzenle diyoruz. Bitiş ekranı. Şurada şablon kullanım var. Burada belirli şablonlar, örneğin bir reklam, yani bir video, bir de abone kanalınızın logosu abone ol olarak çıkıyor. Ya da şu şekilde oynatma listesi, bir video, bir kanal resmi ya da deminki gösterdiğim gibi şu şekilde iki tane büyük video örnek resim. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. İsterseniz dört tane de var. Seçtiniz. Seç diyorsunuz. Bir önceki, yani benim yaptığımda değiştiriliyor diye tamam dedik. Buradan ekranı seçiyorsunuz. Şuradan ögeyi düzenleden. İsterseniz sizin kendi seçtiğiniz bir video, mesela bunu seçtim, buraya o gelecek. Diğerine en son yüklenen, kanala en son yüklenen video. Diğerine görüntülenler için en iyisi. Yani YouTube seçiyor bunu. YouTube en uygun videoyu kendi seçiyor. Bunu da ona seçelim. Diğerine geldik. Buradan da kendim seçeyim bir tanesini. Şu ikisini biz seçtik. Diğerlerini YouTube kendi karar verdikten sonra ekleyecek. Direkt kaydet dediğimizde bir 15-20 dakika sürüyor sanırım videoya eklenmesi. Daha sonradan videonun son 20 saniyesinde bunlar çıkmaya başlıyor. Şurada gördüğünüz gibi 3.25 videonun uzunluğu 3.05'ten başlıyor gösterime. 20 saniye gösterdikten sonra video bitiyor. Şuradan ön izleme yapabiliriz. Sesini kapatalım. Örneğin 2.49'dayız. ...3.05'te gösterilmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi diğer ikisini de YouTube kendi ekledi. 4 tane önerilen video olarak karşımıza çıktı. Bu şekilde videolarınızın sonuna eklerseniz sizin için daha iyi olur. Neden? Diğer videolarınızı ön plana çıkarıp izleyicilere daha gösterme şansınız olur. Bu şekilde daha fazla hit sağlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.